Evet, Sönmez Arıcık TV izleyenlere aramız Uğul attı. Çok enteresan. Sabahın köründe bu niye Uğul attı ben anlamadım. Görüyorsunuz. Allah Allah. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Evet. Bölme aralarımızdan bir tanesi Uğul attı. Sabah geldiğimde bir topluk vardı önünde. Ama tekrar geri geliyor, giriyor. Ben anlamadım bu işten bir şey. Kraliçe burada mı kalmış? Bir bakayım. Kraliçe'yi arıyorlar büyük ihtimal. Şöyle dağıldı arı. Arı dağıldı. Büyük ihtimal kraliçe'yi arıyorlar. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Gerçekten anlamadım. Ya çünkü ben bunları daha yeni böldüm. Daha bunun anasının çıkması mümkün değil. Bakalım nereye konacak. Ben de merakla bekliyorum şu anda. Şu anda kovanların etrafında dönüp dolaşıyorlar. Bakalım konacaklar mı bir yere. Sabah geldiğimde aslında çekecektim o topluluğu. Acaba bak. Arılar iyice gerçekten dağıldı. İyice dağıldı. Küçük bir oğul. Ama hala konmuş değil. Daha ileriye kadar dağılmış vaziyette. Sanırım tekrar aynı yerine konacak. Sonuçlandığı zaman tekrar çekimlere geçeceğim. Arılarımızın bakımını yapıyoruz. Arılarımıza ne yapıyoruz? Varo ile mücadele. Böyle şekilde görmüş olduğunuz şekilde şerit kullanıyoruz. Artı çek veriyoruz. Maşallah. Arı mevcudu gayet güzel. Böldüğümüz halde. Görüyorsunuz. Şerit veriyoruz. Artı bir adet de kek görüyoruz arımıza. Şöyle gördüğünüz gibi kekimizi de vereceğiz. Amacımız ana arıyı yumurtlatıp kışa daha genç arıyla girmek. İşlerimiz bu kadar. Daha doğrusu bu arıyı bölmüştük bu arı. Hangi arıyı bakalım. Bölme yedi. Bu arıya bakmamız lazım. Sadece bu şekilde olmaz. Ana arı burada mı kalmış, kalmamış mı? Bir kontrolünü yapmam lazım. Ne yapacağız onu? Hemen kapatıyorduk. Yanlış yaptık tabii ki. Arımızın katını indirdik bu şekilde. Şöyle gösterelim. Çekecek biri olmadığı için kusura bakmayın. Tek başıma hem çekiyorum. Şimdi ana arı burada mı kaldı? Diğer bölmede mi kaldı?
bunun kontrolünü yapacağım. Arı mevcutumuzu görüyorsunuz. Ben bu arıyı böldüm. Hala maşallah. Aynı şekilde üst katımızda da arı var. Şimdi bir arı kontrolünü yapalım. Kızım git. Kızım git git git. Bir tane arı musallat oldu. Bunlar genelde yaşlılar. İlla sokmadan gitmeyeceğim diyor. Sabahtan beri başıma dolanıp duruyor. Görüyorsunuz maşallah. Böldüğüm halde arı mevcutu mükemmel. Şunu yakından göstereyim. Bunlardan zayıf arılara takviye verebilirim. O yönden güzel. Şimdi ben bir bakayım meme bu tarafta mı kalmış? Diğer arıda mı kalmış? Görüşürüz. Arılarımın bakımını yaptım. Hepsini gördüğünüz gibi üzerlerinin notunu aldık. Ana olanı ana var, ana var gibi belirtileri koyduk. Bugün biliyorsunuz bir sürprizimiz oldu buraya geldiğimizde. Sabah geldiğimde kovanın önündeki tahtada bir oğul vardı. Aslında ben çok önemsemedim. Arı sıcaktan dışarı çıkmış diye düşündüm. Oğlumuzu da bu arada buraya aldık. Çalışıyor gördüğünüz gibi. Önce çok mevsimmedim. Merhaba dedim. Sıcaktan sarmış önüne. Sonra ben arılara bakmaya başladığımda bir baktım. Oğul havalandı kendi kendine. Kapağı da havada kalmış. İndirelim aşağıya. Görüyorsunuz. Tüm bakımlarını yaptım. Sadece bir hata yapmışım. Ne gibi hata yapmışım? Hesabı yanlış yapmışım. Ben 40 tane kek getirdim. Çünkü bizim 50 tane alıcımız var burada. 10 tane eksik getirmişim. Onları da güçlü kovanlara vermedim şimdilik. Güçlü kovanlar zaten yeterince yavrusu da var, arısı da var. Onları da Allah nasip ederse önümüzdeki hafta keklerini veririm. Sabah da anlatmıştım. Köylünün demesine göre bu ormanlar gerçekten baharın çiçekten girilmiyormuş. Sen baharın bir gel bakalım, bir gör bakalım nasıl bir çiçek var diye. Kendin bakıyorlar. Görüyorsunuz manzarayı. Gerçekten burada arı için 10 numara bir yer burası. Çünkü arının önü çok açık. Yani arı buradan kovandan çıktığı zaman rahatlıkla yani en kötü 8-10 kilometre gidebilir. Bölmelerim de çok güzel. Şöyle göstereyim. Polen getiriyorlar. Çalışıyorlar bölmelerim. Yani inşallah Allah nasip ederse bu arılarım hala güçlü. Şu analar bir çıksın. Analar çıktığında bunlardan bunlara destek vereceğim. Görüyorsun çalışıyor bölmelerim. Gayet güzel. Yani işlerinde zayıf. Şöyle şuralara da petek koydum. Oğlum atarsa diye. Çünkü biliyorsunuz aralarımızı biz böldük. Şuraya da bir tane tuzak kovan koydum. Şuraya tuzak kovan koydum. Oğul çıkarsa en azından buraya girsin. Araların üzerindeki fazla et petekleri aldım. Görüyorsunuz. Onlar da bunları yiyorlar. Ben bunları yesinler, az sonra alacağım bunları, mum olacak. Bunları mum olarak eriteceğim. Yani işimi bitirdim. Saat kaç bilmiyorum gerçi şu anda ama. Yoruldum, gerçekten yoruldum. Yorucuydu. Çünkü hepsini tek tek bakıp, tek tek çerçevelerini kaldırmak öyle kolay bir şey değil. Yalnızız. Görmüş olduğumuz şu aralıkta 50 adet arı var. 50'sine de tek tek hepsine baktım. Hatta katlıları da indirdim aşağıya. Tüm malzememiz araca yüklü. Su getirdik ama suyu daha içmek bile fırsat olmadı. İnşallah bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. İnşallah bundan sonra
buradan daha güzel videolarımız olacak. Artık şimdilik aralığımız burası. Allah nasip ederse seneye balı da buradan alacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Evet, Sönmez Arıcılık TV izleyenleri. Hüzünlü bir veda yaşıyoruz. Görüyorsunuz. Arılarımızı taşıdık. Hiç arımız kalmadı burada. Bunlar bal katları. Üstlerinden aldık. Gerçekten üzüldüm. Çok güzel bir yer yapmıştık. Ama maalesef şikayet ettiler. Ve arılarımızı kaldırmak zorunda kaldık. Böyle muhteşem bir yere. Bırakmak zorunda kaldık. Hayırlısı olsun. Her şeyde bir hayır vardır. Yapacak bir şey yok. Şu anki yeri de güzel arılarım. Ama sadece mesafe olarak uzak. Yani buradan konteynerden gittiğim zaman ortalama 40 dakika falan sürüyor. Artık buraya oturma olarak kullanacağım. Burada bal çerçevelerimi yapacağım. Peteklerimi temizleyeceğim. Şimdilik buraya bu şekilde değerlendireceğiz. Bugün günlerden Cuma, 12.08.2022. Şöyle manzaramızı bir gösterelim. Bugün niye geldik? Biliyorsunuz biz arılarımızı bal sahamından sonra bölmüştük. Arılarımızı çoğaltmıştık. Bugün kırıcıların çıkma günü. Yani daha doğrusu dün de çıkmış olabilir. İşte bugün, yarın kreşelerimiz çıktı. Hatta sabah geldiğimde bazı kovanların önünde şöyle göstereyim. Çıkan kreşeleri görüyorsunuz. Bunlar kraliçe. Fazla kraliçeleri arılarımız öldürmüş. İşte artık hankilere kabul ettilerse onlara kabul etmişler. Ne yapacağız? Bugün onlara bakacağız. Kontrollerini yapacağız. Bu aşamadan sonra ortalama şöyle söyleyeyim. Arıyı böldükten sonra ortalama 11 ile 14 gün arasında analar çıkıyor. Zaten o da doldu. Bakacağız anası olan var mı yok mu? Anası yoksa zaten sıkıntı demektir. Eğer arılarımızın analarının normal şartlarda aslında doğru olan arılarımızı böldüğümüzde direkt hazır kraliçeyle vermiş olsak bizim için daha avantajlı olacaktı. Zaman kazanacaktık. Çünkü şimdi böldükten sonra ortalama bir kraliçenin çıkması 11 ile dediğim gibi 14 gün arası. Ortalama bunun çiftleşip tekrar yumurtlaması falan dersen maksimum nereden baksanız 20-25 günü kaybetmiş oluyor kovan. Ama ben bunu böldüğümde direkt hazır kraliçe vermiş olsaydım ne olacaktı? Ana direkt yumurtlamaya başlayacaktı. En az bir ay kazanmış olacaktık. Ama ona da zamanım yoktu doğrusu. Artı ben kendi şeyime siz söyleyin arılarımızı kendi kraliçelerimizi kendim üretmek istiyorum. Kendi ırkımdan olsun istiyorum. Başka bir şey katmak istemiyorum arılara. Şu arada bu arada da boruya çok giren var. Bu araya yağmacı mı yapıyorlar? Güzel mi çalışıyor? Çalışıyor demek. Dediğim gibi kendi kraliçelerimi kendim üretmek istiyorum. Çünkü benim ırkım iyi. Görüyorsunuz anaların kalitesini, üren anaların. Görüyorsunuz şu ananın kalitesini.
Bakın. Mükemmel bir anaymış ama. Demek bundan daha iyisi var ki bunu öldürmüşler. Bunları kovanların önüne atmışlar. Bugün bunların kontrolünü yapacağız. İnşallah tekim gerçi ama ara ara video alabilirim. Çalışıyoruz. Durmak yok, yola devam. Sönmez arıcılık. Yani biz bu işi yapıyorsak hakkını vermeliyiz. Sabah gerçi bu arada da bugün cuma demiştik. Sabah 5'te geldim ben buraya. Niye 5'te geldim? Belki bu bölmelerimizden arılarımızın bazıları uğul vermiş olabilir diye geldim. Ama geldim büyük ihtimal burada bir rüzgar esmiş. Ben şuralara tuzak koymuştum gördüğünüz gibi, bak şu bölümlere. Geldim de bu tuzakların hepsi yere düşmüştü. Büyük ihtimal burada bayağı bir rüzgar esmiş. Kovan dahi yere düşmüştü. Neyse ki belki bugün atan olabilir. Çünkü asıl gün bugün. Bugün ve yarın. Mutlaka. Çünkü kovanlarımız bizim güçlü arkadaşlar. Belki meslektaşlarımızdan bazıları bana diyebilir. Kardeşim Ağustos ayında arı mı bölünür falan diye. Şimdi tabii ki normal şartlarda kışa arıyı mevcudunu düşük düşürmemek için bölmemek gerekiyor. Ama şimdi benim aralarım çok güçlüydü. Ben biliyorsunuz aralarımı memlekete getirdim. Oradan genelde bizim Karadeniz bölgesi bu sene çok yağmurlu gittiği için, arılar çalışamadığı için tamamen inanın yavruya yatmış. Yani benim aralarım kovan kat olarak bir anda 3. katlara çıktı. 3. kat da almadı. Hatta bazısına 4. katı verdim. 4. kattan dahi bal aldım. Bu kadar şimdi 4 katlı arıyı ben gidip de bir tek kovana düşürme şansım yok. Yani ben bunu bazılarından kat aşağı indirmem lazım. Artık geceleri yavaş yavaş soğuk oluyor. Ne yaptım? Böldüm. Yani hatta böldüm. Bölmeme rağmen bazı kovanlarım güçlü benim. Yani o yüzden Ağustos ayında bölme yaptım. Normal şartlarda aslında doğrusu Ağustos ayında bölme yapılmaz. Çünkü arıyı kışa güçlü sokman gerekiyor. Allah'ın izniyle biz de zaten güçlü sokacağız. Onu da söyleyeyim. Güzel polen geliyor bu arada. Demek ki çiçek var. Yani ben aslında çok da bir şey göremiyorum ama onlar gibi bir şekilde buluyorlar. Gerçi var şu sarı çiçekler, marı çiçekler açmış demek. Bunlardan polen getiriyorlar demek. Şöyle bir bak göstereyim. Bunların sarı çiçekleri, marı çiçekleri açık. Demek ki bunlardan polen getirebiliyor. Yeri çok güzel arılarımızın. Gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz. Soğuktan da etkilenmiyor. Çünkü tam çukur yerde kalıyor. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Biliyorsunuz arılarımızı bölmüştük. Tamamını kontrolden geçirdim. Şimdi aşağı yukarı sabah 5'te aralığımıza geldik. 6-6.30 gibi inanın başladım. Saat kaç şu anda? 10.30. Analarımızın çoğu çıkmış. Yani bazı kalabalık olan arılar da göremedim. Ama memeler açılmış. Büyük ihtimal. Onlar da çıkmış. Çok da kurcalamak istemedim. Zaten haftaya bunların çoğu yumurtlamış olur. Oradan bakarım. Bu da oğul yapmıştı biliyorsunuz. Videolarımda çekmiştim. Küçük bir oğul. Geçen hafta ben bunu bu kovana almıştım. Gerçekten maşallah anası bir güzel yumurtlamış. Ben bugün de ona biraz destek verdim, arı desteği. Gerçekten anası mükemmel yumurtlamış. Yani küçük bir anaydı ama büyümüş ana. Yani mükemmel bir ana olmuş. Fırıl fırıl dönüyor içinde. Aşağı yukarı da iki çerçeve birden yumurtlamış. Gerçekten şaşırdım. İşte ona destek de verdim. İnşallah güzel bir arımız daha oldu. Arılarımızı kontrol ettim. Gerçekten arı mevcudu iyi. Bir de dışarıdan da şurup geliyor hala. Şu karşıda şöyle göstereyim, biraz zoomlayayım. Şu karşıda hala da ayçiçekler yeni açmış. İşte buradan orası kaç, ne kadardır mesafe? Yani tahmini 3-4 kilometre. 3-4 kilometrede zaten arı gider. Yani düz ovada gider. Böyle açık olduğu zaman. Çok güzel polen geliyor. Onu da söyleyeyim. Gerçekten çok güzel polen geliyor. Görüyorsunuz çalışıyorlar. Yani şöyle hatta yakından çekeyim. Yakından çekeyim. Görüyorsunuz polen geliyor.
Sağ ol. Sabah erken olduğu için ister istemez arı daha hepsi mevcut, tam çalışmıyor. Şöyle çekeyim yakından. Polen geldiğini göreceksiniz. Görüyorsunuz. Gelen arı aşağı yukarı dolu geliyor. Ya şurup getiriyor ya polen getiriyor. Sabah çok yoğun polen geliyordu. Görüyorsunuz. Polen geliyor. Güzel yani. Şu anda ben geçen hafta bunlara varo ilaçlaması da yapmıştım. Yani ben gerçekten bitti göremedim önlerinde. Görüyorsunuz. Yavru uçuruyor. Bu da bölme. Bu bir önceki bölmeler. Görüyorsunuz yavru uçuruyor. Mevcutları gayet güzel. Arılarım yani en zayıfı 4 çerçeve. Zaten burada suluğumuz geçen de koyduk da aktifleştirmedik. Yani bunu da aktifleştireceğiz. Arılarımız suyu buradan içecek. Şimdi sabah çiğ iniyor. Zaten şuralarda da su var. Gitsinler alsınlar oradan. Yani yerimiz güzel. Gerçekten güzel. Mükemmel. Doğa. Tertemiz hava. Bir de şöyle bir güzel yanı var. Arıların sırtını direkt bu duvara verdiğimiz için inanın hiç rüzgar soğuk yok. Yani gerçekten tam arılık bir yer burası. Görüyorsunuz şu ovanın güzelliğini. Şöyle biraz büyüteyim. Görüyorsunuz. Bu arı önümüzdeki yıl Allah nasip ederse komple burası ayçiçek tarlaları olacak, çiçek olacak. Ve komple bunlardan mesela bu görmüş olduğunuz şu anki bu arazilerin hepsi ayçiçek olacak. Bu sene buğday ekmişler. Bak, biliyor musunuz bu? İlerikiler hep normalde buğdaymış. Bu bölümler tamamen ayçiçek olacak. Yani arılarımız çok uzağa gitmeden ballarını getirebilecekler. Oğul muğul dağıttığımda önümüzdeki yıl şöyle göstereyim. Erik ağacını görüyorsunuz. Erik. Burada bir tane erik var. Kendi yabani bir erik. Çok meyvesi var ağacında. Yani oğul attığında arının konabileceği güzel gölgelik bir alanlar var. Hani o yönden de güzel. Çünkü benim daha önce Marmaris'teki yerimde hiçbir ağaç yoktu. Arı beton ağaca konuyordu. Yani beton direklere konuyordu. Yani mükemmel yere sahibiz. Nevzat Usta'ya teşekkür ederiz. Burası Nevzat Usta'nın bir yeri. Allah razı olsun. Tek kelimeyle gel yerime koy dedi. Hani gerçekten bana çok yardım dokundu. Bu alt arıların altlıklarını da o yaptı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Hani bir işimiz olduğunda koşuyor her şeyimize. Kendisi yapmadığı bir iş yok. Onu da söyleyeyim. Star alçı. Nevzat çiftçi, star alçı. Hani bir işiniz olduğunuzda rahatlıkla, gönül rahatlığınızla verebilirsiniz. İşiniz yarıda kalmaz, onu söyleyeyim yani. Gerçekten dört dörtlük teslim eder size. Evet arkadaşlar, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Cumamız mübarek olsun.